Kenan Çubukçu, 60 yaşında, tam 45 yıldır bu meslekte faaliyet gösteriyor. Üniversite ve merkez arası hatlarda çalışıyor. Öğrenciler onu çok seviyor, o da öğrencileri çok seviyor. Açtığı müziklerle öğrenciler adeta merkezden üniversiteye, üniversiteden merkeze konser havasında gidip geliyor. Yani İspanyol paça vardı, uzun yaka vardı. Gençliğimizde oydu, o modaydı yani. Bu işe 1985'te belediye girdim. Belediye otobüsü olarak, şoförlü olarak çalıştım. Çünkü orada eğitimsiz insanları çalıştırmıyorlardı. Şimdi herkes çalışabiliyor. Buradan otobüs şoförü olduk. Müzik gıdasında da öğrenciler açıyordum. Birisi geliyordu, birine az ses ver. Ben diyordum ceza yazıyorlar. Hayır oğlum biz öderiz dediler. Bunun için ben de ödeyecekseniz açıveriyordum. Yani öğrencilerin streslerini atıyordum yani. Bundan sonra beni böylece sevmeye başladılar. Hatta giden rektör dedi ki sen çalamazsın bu müzikleri dedi, böyle dedi. Bunu çalıştırmayın dedi. Sonra bana ceza yazar, ödedik cezayı. Öğrenciler kendi aralarında topladı, ödedi cezayı. Bu inceliklerin önce insanı insan olarak görmen lazım. Garipse garibe göre şey edeceksin, zenginse zengine, konuşma tarzına göre neyse ona göre ilgileneceksin. Yani önce insan olacaksın. Karşındaki insan olursa sen ona göre davranırsın. Parası olmasın, ben cebimden para da verdim öğrenciye. Param yok dedi, verdim. Ne isterse onu çalıyordum yani. Mesela diyorlardı ben bunu isteyen alırım, kendin gel çal diyordum yani. Kendim geliyor çalıyorlardı. Böylelikle başladık bu işe. Buna karşı içinden bir iki tanesi çıkıyordu, böyle çalma diyordu. Ben de diyordum ki öğrencilere bakın ben çalmak istemiyorum. İstemiyorum ama bu çaldırmıyor. Çalmak istiyorum, çaldırmıyor. Yani karşılıklı olarak. Böylelikle öğrenciler beni sevdi. İstemiyorlarsa binmesin dediler. 5 dakika sonra, 2 dakika sonra otobüs kalkıyor. Senin otobüse binmek istemeyen insin diyorlardı. Ben de böylelikle mutlu oluyordum. Tarık Akan'ın filmine gittim Manisa'da. Bu Gülşen Bubikoğlu'yla. O film çok hoşuma gitti. Hatta Kadın İnanır'ın da vardı o zaman. Al Yazmalım. O filme 3 sefer mi 4 sefer mi girerdim. Yani ben niye böyle olamıyorum diye kendi kendime şey yapardım. Bütün detaylarını öğrenirdik. Gel gelelim imkansızlıktan bir türlü olmuyordu yani. Mecburen çalışmak zorundaydık. Gidiyorduk. Çalışmak zorunda oluşum. Bütün şeyler bitiyordu.